Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, bugün Perşembe gecesi, yani Dalaman'ın pazarının gecesi. Dün biliyorsunuz 105. yılını andık. Çanakkale şehitleri ve 18 Mart Çanakkale şehitlerinin anma günü etkinliği yaptık. Fakat bu koronavirüs olayından dolayı bizim kaymakamlık tarafından saatiyle ilgili bir bilgilendirme gelmediği için bize bunun görüntülü bir haberini yapamadık. Normal web sitesinden, kaymakamlığın resmi web sitesinden sizi bilgilendirdik. Maalesef bu konuda biraz iletişim eksikliğimiz var. Onu da belirtmek isterim. Biraz bu koronavirüsü sebebiyle, yani koronavirüsü dünyayı salgın haline gelen koronavirüsü salgını ve onunla ilgili alınan önlemler sebebiyle biraz 18 Mart Çanakkale şehitleri etkinliğimiz eskisi gibi, yani başka yıllarda olduğu gibi çok böyle etkin bir şekilde değerlendirilemedi ya da anılamadı. Bunu da doğal karşılamak lazım. Dün 18 Mart Çanakkale şehitleri anma günüydü. Ancak dünyada ve Türkiye'de meydana gelen koronavirüs salgını ve alınan tedbirler sebebiyle şehitlerimizin anma etkinlikleri yeterince büyük ve kapsamlı olarak yapılamadı. Bunu da hoş karşılamak lazım. Bunu da normal karşılamak lazım. Dalaman Kaymakamlığından çelenk töreniyle ilgili sayısal katılım giderek kısıtlandı. Genelgeler babından kısıtlandı. Bunun saatiyle ilgili bize bir enformasyon gelmediği için maalesef bunun videolu çekimini ben şahsen yapamadım. Dalaman TV adını yapamadım ama kaymakamlığın resmi internet sitesinden aldığımız haberi yayınlayarak izleyicilerimize, takipçilerimize sunduk. Ben de yani bugünün ve anlam ve önemini, özellikle Dalaman Şehit ve Gazilerinin kitabını yazmış birisi olarak günün anlam ve önemiyle ilgili olarak yaklaşık 3 saatlik bir çalışmayla bir video klip hazırladım. Dalaman'daki şehitlerimizi birer resimleriyle anarak bir klip hazırladım. Bu klip çok dikkat çekti. Bu klibi hazırlamaktaki amacım, yani yeni neslin Dalaman'daki şehitlerimiz kimlerdir? Bunların en azından birer resmini görsünler. Adlarını, soyadlarını, doğum ve şehadet tarihlerini görsünler anlamında bir bilgilendirme yaptım. Biraz karışık yaptım ama en sonda da en son şehidimizi, yani Emre Kargın'ı koydum. Birer resimleriyle yer aldılar. Aslında bunların bende birçok resim var ama bu vesileyle kendilerini Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanları cennet olsun. Bu şimdi tabii çok bununla ilgili ayrı konuşuruz, uzun uzun konuşuruz yani. Dediğim gibi ben yaklaşık 11 aylık bir çalışma sonucunda bu kitabı yazdım. Bu kitaptan isteyen herkes beni telefonla ulaşıp benden kitabı isteyebilir. Bila bedel, bedelsiz olarak temin edebilirim. Bende bol miktarda bu kitap var. Yazı kitabı yazdığımız tarihten sonra iki tane daha şehidimiz olduğu için bu iki şehitle ilgili kitapta bilgi yok. Ama diğer şehitlerimizle ilgili resimler, görseller, hatta Dalaman tanıtımı, onların anıları resmiyette ya da bürokraside ya da belediyede bu şehit ve gazilerimizle ilgili yapılan etkinliklerden alınmış resimler, yıllara sarihi böyle. Bunu rastlayabilirler. Bence tarihe not düşme açısından önemli bir kitaptı. Bu vesileyle bugün bu programı yapmadan, yani hazırlık yaparken öğrendik. İdlib'de 3 tane daha şehidimiz var. Sezai Kabak, Uzman Çavuş, Oğuz Santaş ve Ramazan Nayır İdlib'de şehit olmuşlar. Allah rahmet eylesin diyorum. Buradan da onları anmadan bu yayına başlamak istemiyorum. Şimdi 2004 yılında Aşı Üretim Enstitüsü Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmış. 1928'de kurulan ve Türkiye'deki tetanozdan tutun da çiçek aşısına kadar birçok aşının üretimini sağlayan ve Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan, döviz harcamasını önleyen önemli kuruluşlardan birisi olan 1928 yılında kurulan Refik Saydam Hıfzı Sığah Merkezi kararname ile 2011 yılında kapatılmış. Şimdi biz bu olaylar başımıza geldiğinde anlıyoruz ki aslında bunlar ne kadar önemli stratejik kuruluşlar. Şimdi Türkiye biliyorsunuz İHA'larıyla, SİHA'larıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla ulusal silah sanayini yerli ve milli yapmak anlamında çok büyük çabalar sarf ediyor. Ama sadece silah değil aslında, yani demek ki bu şekilde kimyasal
bir nevi kimyasal silah sayılabilecek ya ülkenin dışa bağımlılığını azaltabilecek bu tür kurumların kapatılması da maalesef bu sonuçları ortaya çıkardı. Biliyorsunuz şeker fabrikaları satıldı, özelleştirildi, yani kimilerine göre peşkeş çekildi. Şimdi bakıyoruz mesela şeker fabrikasında sadece şeker üretilmiyor ki, eter üretiliyor, alkol üretiliyor. Yani şimdi bunlar nasıl ihtiyaç oldu? Artık yani samanı bile ithal eden bir ülke olarak yani bunların yokluğunu hep çekeceğiz. Aslında bunlar satılacağına revize edilseydi, modernize edilseydi daha iyi olurdu. Ya da özel sektörün bu üretim dalları ile ilgili olarak teşvik edilseydi daha iyi olurdu. Ama maalesef artık alkolümüzü bile üretemiyoruz yani. Bakın alkol şu anda nasıl bir ihtiyaç oldu. Şimdi sosyal medyada bugün biraz gezdim, bazı resimler gördüm. Onlarla ilgili size yani bugünün bir panoramik değerlendirmesini yapmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Umre'den dönen hacılarımıza iki ilde yurtlara yerleştirdiler. O yurtlarda neler vermişler? Büyük havlu, küçük havlu, 3 atlet, 3 boxer, 3 tane çorap, diş fırçası, macunu, diş macunu, şampuan, sabun, terlik. Şimdi devletin verdikleri bu kadar. Yani sen bu devlete 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl bazen vergi ödüyorsun. Ondan sonra vergi derken kaç çeşit vergi ödüyorsun? Şimdi seyahatini kendi paranla yapmışsın. Ondan sonra devlet sonunda sana verdikleri liste bu. Yani şimdi bu kadarız yani işte. Yani devletin nezdinde eğer şüpheliysek ya da pandemsek ya da hastalık olasılığımız varsa bize devletin verdikleri bunlar işte: havlu, atlet, boxer, çorap, diş fırçası, şampuan, sabun, terlik. Çok ironik, bana çok ironik geldi. Onun için bu listeyi aldım da bunu paylaşmak istedim yani. Şimdi Ortaca'da çok etkin bir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı var. Evren Tezcan, tanıdığımız, sevdiğimiz bir arkadaş. Bir basın toplantısı düzenleyerek Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu virüs ile alakalı olarak, koronavirüs ile alakalı olarak yaptığı çalışmaları derlemiş, toplamış. Basın mensubu arkadaşlarla paylaştılar. Bu arada Ömer Kundakçı'ya teşekkür ediyorum. Yani ben onun resmini kullandım. Yani kullanacağız burada. Bundan haberimiz olmadı ama yani haberimiz olmaması ilginç de şu çok ilginç. Yani Dalaman'da da mesela bizim bir ilçe başkanımız var. Özellikle ilaçlama sektöründe çalışan bir arkadaşımız. Keşke bu da haber verseydi de yani ya da böyle bir basın toplantısı yapsaydı da işte efendim Büyükşehir Belediyesi şunları 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 yapıyor deseydi. Gerçi biz onu mesela hijyen çalışmalarını, otobüslerdeki dezenfekte çalışmalarını filan zaman zaman gönderiyorlar. Büyükşehir'den yayınlıyoruz filan ama yani bu Evren Bey'i tebrik ediyorum. Yani bunu derleyip toplayıp bir basın açıklamasıyla Ortaca'daki gazetecilere anlatmış. Bunu da belirteyim dedim. Bir de Ortaca'da şöyle bir şey olmuş. Mesela Dalaman'da olmayan şeylerden birisi bu. Ortaca'da zabıta çıkmış. Özellikle temizlik ve hijyen maddeleriyle ilgili olarak fahiş fiyat var mı diye eline bir liste almış. Normal fiyatların çok üzerinde fiyatta satışlar var mı diye. Markalara bakarak, işte ürün tiplerine bakarak böyle bir değerlendirme yapmışlar. Araştırma yapmışlar. Esnafı gezmişler. Dalaman'da böyle bir çalışma olmadı. Ya da olduysa da bizim haberimiz olmadı. Şimdi bugün saat 21 itibariyle bir eylem düşünülüyor. Yani sağlık çalışanlarına destek anlamında bir eylem düşünülüyor. Balkonlara çıkarak, işte ışıkları yakarak filan. Şimdi 112 acilde ve hastane içerisindeki bazı hastanelerden sağlık çalışanları görsel paylaşmışlar. Bu görselde diyorlar ki biz sizin için burada çalışıyoruz. Yani siz evden çıkmayın, evde kalın diye bir görsel paylaşmışlar. Bu arada tabii bunların yani aşırı çalışmaktan, sağlık çalışanlarının aşırı fazla mesai yapmaktan, yorgunluklarıyla alakalı birkaç resim de paylaşılmış. Allah onlara kolaylık versin diyorum ben. Hakikaten onları tebrik ediyorum. Tabii ben sektörel ayrımda yapmak istemiyorum. Her sektördeki insanın yani bu vatana, millete faydası var ama bu dönem içerisinde sağlık personeli hakikaten ciddi bir çaba içerisinde. Yani ne yattıkları belli, ne kalktıkları belli. Allah onlara kolaylıklar versin diyorum. Bizim İkinoğlu Sağlık Ocağı'nı da Dalaman Belediyesi dezenfekte etmiş. Dalaman Belediyesi'ne müracaat ettiğiniz zaman bazı yerleri, çok insanın girip çıktığı yerleri dezenfekte ediyorlar. Bu konuda çalışmalar gayet güzel gidiyor. Muğla Yılanlı'da biliyorsunuz
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bir üretim tesislerinde bir çalışma yapılmış, merkez gezilmiş, bir kalabalık bir grup gezmiş. Yani şimdi bu kadar tedbir varken şimdi üretim merkezinin gezmesi için, yani gezmek için bu tarihi mi buldunuz? Bu da çok ilginç, benim çok dikkatimi çekti. Yani bunu nasıl yaparsınız orada 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi bir araya gelip de böyle maskesiz falan filan. Ya bir üretim tesislerini gezmenin zamanı mıydı? Yani gidin başka zaman gezin kardeşim, çok mu lazım yani? Bazen de böyle yani hakikaten olayın dışında insanlar da. Mesela Dalko genel kurulu yapıldı Ortacı'da. Ben şimdi resimleri gördüm. Ya ne bir maske var ne bir şey var. Ya şimdi genel kurulun sırası mı şimdi 50 kişi 100 kişi bir arada? Yani o da ilginç yani. Ben tabii tarihin şeyini tam algılayamadım için ya da yasaklardan önce miydi neydi? Yani onun için şey belirtmek istemiyorum ama bana çok garip geldi. Efendim futbol ligleri iptal edildi. İptal edildi tamamen. Muhtemelen Nisan sonu falan başlayacak. Haziran sonuna kadar da sürdürülerek bunu tamamlayacaklar. Çünkü işin bir de ekonomik tarafı var. Yani mesela Çin'de gerilemeye başladı. Eğer bu iş gerilemeye başlarsa, toparlanırsa, aşılar bulunursa tekrar bunların bir kademeli olarak bu tedbirlerin azaltılması gündemde. Onun için biraz geç de olsa liglerin ertelenmesi ve sportif faaliyetlerin sona erdirilmesi iyi oldu. Bununla ilgili olarak şuraya isimlerini yazmıştım. Bodrum, Fethiye, Muğla, Ortaca, Yatağan takımlarının kaptanları tepki göstermişler. Yani ligin devamına tepki göstermişler. Ama tepkiye gerek kalmadı. Sayın Spor Bakanı zaten ligleri iptal ettiğini açıkladı bu tepkiden sonra. Böyle bir basın toplantısı gerçekleşti. Danimarka'da marketlerde sıraya girmişler. O da çok ilginç. Aralarına böyle bir belli bir metre koymuşlar. Sıraya girmişler. Hiç panik yapmamışlar. Yani böyle maske falan da yok. Danimarka insanı. Kuzey insanı biraz tabii böyle soğukkanlı insanlar. Bana o da ilginç geldi. Şimdi Menteşe'de Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi başlamış. Maske üretimi üretmeyi başlamışlar. Hatta bence geç de kalmışlar. Türkiye'den değişik yerlerden bu şekilde haberler alıyoruz. Gerek alkol üretimi, gerek dezenfektan üretimi, gerek kimyasal temizleyiciler üretimi ve işte kumaşlardan maske üretimi gibi değişik haberler alıyoruz ama keşke bunlar daha erken tedbir alsaydı. Yani bu devlet buna el koysaydı, devlet yapsaydı. Ama Menteşe Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi tebrik ediyorum. Şimdi bu maske deyince bu maskeyi kullanıp da böyle atanlar, yere atanlar da var. Yani bunlar da çok ilginç. Yani şimdi maske yani o biliyorsunuz bir müddet sonra mikrop kapıyor. Yani bunu dışarı atmak da aslında bütün hastalıklara, bütün virüsün yayılmasına imkan vermek anlamına geliyor. Yani onu da yapmamak lazım. Gerçi biz böyle biraz alışıyoruz böyle atıklarımızı sağa sola sokağa atmaya ama maalesef üzgünüm. Yani bu resimleri de paylaşmak istedim. Şimdi Marmaris'te pazar eşyası yani pazarda satılanların hepsi poşete girmiş. Poşette satılıyor. Gerek Fethiye'de mesela gerek Dalaman'da yaptığım araştırmalarda yani hiçbir pazar yerinde ben böyle ürünlerin yani sebzenin, meyvenin poşete girdiğini görmedim. Yani elde eldiven takılabiliyor. Bazılarında maske var, bazılarında yok filan ama pazar eşyasının poşete girmesi çok muhteşem bir uygulama. Yani tebrik ediyorum. Keşke Dalaman'da da böyle bir şeye başlasa. Bu arada Dalaman Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Ertuğrul Dalaman Belediyesi'nde basılan ve 14 altın kuralı anlatan broşürleri pazar esnafına dağıttı. Şimdi çok ilginç, dağıtırken yanında kimse yoktu. Yalnız başına dağıtıyordu. Fakat Mahmut Ersoy belediye personeli, veri kontrol işletmeni olarak belediyeye seçimden sonra alınan Mahmut Ersoy da farklı bir yönden dağıtım yaptı. Dalaman pazar yerinde bu broşürleri dağıttı. Bu broşürleri dağıtırken zabıta müdürü Tülay Hanım vardı yanında. Osman Hoca vardı, din hizmetleri sorumlusu. Şimdi benim garibime giden şu oldu. Yani başkan yardımcısının yanında kimse yok. Bir tane memurun, bir veri kontrol memurunun yanında iki tane daire amiri diyebileceğimiz insan var. Ya bunlar birlikte niye dağıtmadılar ya da niye ayrı ayrı dağıtıldı? Yani aslında onların başkan yardımcısının yanında olması gerekmiyor muydu? Yani Mahmut Ersoy
Neyse yani bu Mahmut Ersoy arkadaşımız bu arada perşembe duasını da yaptı. Biliyorsunuz her perşembe sabahları hayır duası yapılıyor pazarda. O gelenek devam etti. Şimdi ben internette biraz şey de görüyorum, böyle özellikle bu dönemde alışveriş merkezini kapatmadılar. Her an kapanabilir ama büyük mağazalardan ziyade yerli esnaftan mal alınması, yerli esnafa destek çıkılması anlamında da paylaşımlar görüyorum. Yani bunlar çok sağlıklı paylaşımlar, kaliteli paylaşımlar. Yani sosyal medyayı bu şekilde kullanmak lazım bence. İki tane resim çok dikkatimi çekti. Güneydoğulu bir vatandaş büyük ihtimal, yani Urfa tarafından da olabilir. Böyle bir sarımsaklı bir maske yapmış. Sarımsaklı, soğanlı, kendine göre bir maske yapmış. Şimdi internette bu koronavirüs olayı çıktıktan sonra bu tür capsler, yani karikatürize edilmiş capsler, fıkralar, espriler gırla gidiyor. Aslında bu bizim Türk insanının ne kadar nüktedan, ne kadar olaylara değişik bakış açısına sahip olduğunu, hatta zaman zaman ne kadar zeka ürünü paylaşımları yapabildiğini de gösteriyor. Bir tanesi bir helikopter üstüne yazmış limon kolonyası diye, İstanbul üzerinde böyle limon kolonyasını atıyorlar. Hani bizim orman yangınlarında su hani attıkları gibi, yani yanan alana. Yani millet yaratıcı, yani değişik şeyler yapıyorlar. Yani insanlar bununla oyalanıyor. Ne yapacaksın şimdi, insanları eve kapatmışsın. Adam evde ne yapacak? Böyle hinlikler düşünecek. Böyle zeka ürünü, böyle espri şeyler düşünecek. Ben bunları hoş karşılıyorum. Nüfteden olarak karşılıyorum. Şimdi Ortaca Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsedeceğim gene. Bayağı etkinler. Bir mesaj yayınlamışlar sosyal medyada. Demişler ki 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız, alışveriş merkezlerine bir yere bir şey almaya gitmeyin. Siz bizi arayın, biz size ihtiyaçlarınızı temin edelim, ayağınıza kadar getirelim diye bir şey. Hani onlar dışarı çıkmasın. Virüs, onlar biliyorsunuz dezavantajlı gruplar diye. Çok ilginç geldi bana. Yani çok böyle hani uygulanabilirliği falan, hani böyle fiiliyatı çok olmasa bile. Yani düşünülmesi hoş bir şey. Biliyorsunuz haberlerde de çıktı az önce, Denizli'de ve birkaç vilayette de yaşlılar biliyorsunuz banketlere oturuyor. İkaz ediyorlar defalarca. İkazlar uymayınca bu banketleri kaldırmışlar artık. Belediye mensupları gelip kaldırmışlar. Etrafını şerit altına almışlar falan, sökmüşler, götürmüşler. Şimdi o röportajda birisi de dedi ki oradan, ya kardeşim hiç olmazsa burada vakit geçiriyorduk falan dedi. Şimdi bir yandan vatandaş taklı, yani kimseye bulaşmadıktan sonra orada durabilirdi ama gene de çok büyük risk taşıyor bunlar. İyi etmişler. Banketler iş işten geçtikten sonra, bu işler hallolduktan sonra getiriyi koyarız, yani çok da önemli değil. Gençlik ve Spor Muğla İl Müdürlüğü evde spor diye bir etkinlik başlatmış. Yani biz şimdi eve kapanıyoruz ya, yani böyle kamerayı koymuşlar herhalde, canlı şeyden, sosyal medyadan paylaşıyorlar. Değişik sportif hareketler, spor hareketleri. Ben bunu haber olarak da koyacağım zaten dalamantv.com'a. Çok ilginç yani. Hatta bir ara 473 kişi canlı olarak takip etmiş yapılan jimnastik hareketlerini, sportif hareketleri. Bu tür şeylerle karşılaşacağız. Bunlara alışacağız artık yavaş yavaş. Bugün ben belediye tarafında şöyle bir gezerken baktım, Kızılay öğlen civarında gittim. Kızılay oraya kan bağışçının şeyini kuruyordu, yani sistemini kuruyordu ama hatta yukarıdan resim de çektim. Vatandaştan tek tük, yani böyle kan bağışıyla alakalı bir ilgisizlik vardı. Hakikaten şu anda herkesin konsantrasyonu çok farklı. Aslında bu saatte bu kadar insanların bir araya gelmemesi için çalışılırken, insanlar bir araya gelmesin diye çalışırken, Kızılay'ın ki mesela bu koronavirüsüyle alakalı olarak bizim kanla bir derdimiz yok. Kan ihtiyacıyla alakalı bir şey değil bu. Yaralanma maralanmalı bir şey değil yani. Kızılay'ın en azından bu dönemde kısmen bu faaliyetlerin durdurmasında fayda var. Yani orada ne gerek var bu insanları bir araya toplamaya? Zaten ilgi gösteren diyor. Zaten şeyden diyor ki anonslar falan yapılıyor ama artık kan vermenin dışında olaylar var. Çok çok daha hayati olaylar var. Bu arada ana caddede bisiklet yolunu falan dezenfekte ettiler, temizlediler. Büyükşehir'in aracı gördüm ben. Şimdi normal şartlar altında gördüğümüzde bunlar bizim için çok anlam ifade etmiyor ama böyle ekstrem bir zamanda gördüğümüz zaman bizim gözümüze batıyor tabii. Yani bunun bir haber değeri taşıyor. Aa diyorsun bana, onu temizliyorlar falan. Aslında bunun rutin olarak yani hem Dalaman Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi ya da ilgili bağlı kuruluşlar bunları zaten yapıyorlar da bizim tabii şimdi bunlara çok odaklandığımız için çok dikkatimiz çekiyor. Şimdi efendim son olarak
Dündü herhalde. Dün ben Dalaman Belediyesi, Dalaman Devlet Hastanesi'ne gittim. Gece saat 10 civarında bu korona ile ilgili yaptığım ilk yayının videosunu attım. O tamamlandıktan sonra bir Messenger üzerinden, ya yani Facebook'ta üzerinden bir bayan aradı. Dedi ki böyle böyle Dalaman Devlet Hastanesi'nde karantina var, kimseyi almıyorlar filan dedi. Ya yani bu tür biz ihbarlar çok alıyoruz. Önceki yayında da anlatmıştım zaten. Alıyoruz ama ya dedim hadi gideyim bir bakayım, aldım kamerayı yüklendim gittim. Gecenin sonu nasıl da rüzgar var ya, nasıl da soğuk böyle. Devlet Hastanesi'nin ışıklı tabelasını falan dışarıdan çektim. Arabayı dışarı park ettim, içeri girmedim yani. Bu arada acil tarafından bir iki biraz görüntü aldım böyle. Ondan sonra acilden içeri girdim kamerayla. Orada tanıdığımız arkadaşlar var. Hepsi yoğun çalışma içerisindeler. Ondan sonra oturdum bir soluklandım. Dedim ki oradaki arkadaşlara, ya dedim siz dedim bu faaliyet halindeyken çalışırken birkaç dedim böyle 20'şer saniyelik 30'ar saniyelik kısa bir görsel alabilir miyim dedim. Bunu yaparken hiçbir öngörüm yok. Hiçbir yani ben şunu yapayım bunu yapayım şöyle bir haber yapayım falan bir öngörüm yok. Oradaki arkadaşlar dedi ki işte yani şeyden izin almamız lazım yani müdür beyden. Müdür beyden telefon açıldı geldi en son bilgi efendim valilikten izin alacaksınız falan. Tamam dedim ben zaten uzaktan birkaç tane ufak tefek görüntü çekmiştim. Ha, olası ileride meydana gelebilecek bazı olaylarda kullanmak için yani ben bir görsel olarak elimizde bulunsun, video görsel olarak bulunsun demiştim. Çok da önemli görüntüler değildi ama şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Şimdi hastanenin müdürü var, başhekimi var, memleketin kaymakamı, memleketin belediye başkanı var. Ya bu, bunlar şimdi bana sokakta herkes soruyor. Durumumuz nedir? Kim var mı? Birisi var mı? Pozitif çıkan var mı? Nasıl yapacağız? Ne edeceğiz? Benim dişim ağrıyor doktora gideyim mi? Gözümde bir şey var doktora gideyim mi? Efendim acilde durum nedir? Yatan hasta var mı? Nakledilen var mı? Test yapılıyor mu? İşte şu ateşim varsa şöyle mi olur falan. Bir sürü soru soruyor insanlar ama bunlarla ilgili ulusal anlamdaki açıklamalar dışında yerel anlamda hiçbir açıklama yok. Hiçbir yardımcı olmadı yok. Yani şimdi Etemersen gitti oraya video çekmeye gitti, fotoğraf çekmeye gitti. Ha, bu adam gelecek şimdi bunu sizin aleyhinizde kullanacak. Yani böyle de bir ön yargı var. Böyle bir şey yok. Şimdi bakın bu günlük ufak tefek çekişmeler haricinde. Biz kavgamızı, sıkıntımızı, eleştirimizi ileride gene yaparız o sorun değil. Ama yani bu şimdi öyle bir şey değil ki. Bu çok önemli. Bu ulusal bir olay yani. Ha, bununla ilgili orada bir iki ufak görüntü alsak. Mesela şey çok dikkatimi çekti, çok hoşuma gitti. İki kişi geldi hasta. Birisi rahatsız, öbürü refakatçi. Refakatçi doktorların içine olduğu bölmeye almadılar. Çok güzel bir uygulama. Doktorlardan orada size kayıt yapan personele kadar bütün sağlık personeli pırıl pırıl giyinmiş. Hepsi maskelerini takmış. Ellerinde eldivenler, üstlerinde yalıtım kıyafetleriyle beraber. Çok güzel duruyordu. Yani bu görüntüler yayınlanmış olsaydı Dalaman halkında nasıl bir izlenim yaratırdı? Hah çok şükür yani hastanemizde insanlar hazır bekliyor. Acilde hani çok şükür hani bir sıkıntı. İnsanlar da en azından bir yüreğine su serperdi. Ama yani bu maalesef olmadı. Umarım bundan sonra bu konuda açıklamalar gelir. Mesela ben Dalaman Kaymakamlığı'nın mesela resmi internet sitesine giriyorum. Ya donanmanın reklamı var kapakta. Yani başka bir şey yok. Ya arkadaş şimdi donanma işte donanmaya katılın, askeri okula katılın reklamını sırası mı şimdi? Sen şimdi ya neyle biz uğraşıyoruz şu anda ya? Bir açıklama yapayım. 14 altın kuralı koyun. Ondan sonra bilmem bir şeyler koyun. Ya da videolar Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir dünya video var. Yani sizin kontrolünüz bu kadar mı yukarının elinde yani? Sizin hiç inisiyatifiniz yok mu? Sizin web sitenizi kim yapıyor yani? Koyun oraya bir şeyler, insanları bilgilendirin. Efendim şöyle oldu deyin. Ondan sonra bir şey olsa arkadaşlar şurayı alın 184 arayın deyin. Zaten diyorlar da hani bir de siz deyin yani. Koyun sitenize bitenize. Yok. Ona çekime izin verme. Onu yapma. Onu bilgilendirme. Onun saatini bildirme. Bilmem ne yapma. Böyle yaşıyoruz işte biz tamamen o zaman kaymakamlığı falan bypass edin. Kaldırın arada. Kaymakamlığı kaldırın. Gerek yok o zaman. İki tane, üç tane belediye başkanlığının ben şeyini izledim. Açıklamalarını izledim. Biz diyor şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık. Dalaman Belediye Başkanı açıklama yapmadı, izlemedik. Ya biz bunun için bir bedel falan isteyecek değiliz. Bu şimdi çok önemli bir şey yani. Bundan da çekinmeye gerek yok. Sayın Başkan çağır bizi gelelim. Biz 10 dakika sen bir konuş orada. Videomuzu alalım, insanlarla paylaşalım. Bunlar bedelsiz işler. Bunlar için bir şey talep edilmez. Ayıptır zaten. Yani böyle bir şey de yok ama bilgilendir. Bak bizim binlerce takipçimiz var. Diğer basın mensubu arkadaşlarımın bir sürü takipçisi var.
Biz bunları yapsak ya bunu niye yapmıyoruz? Buna niye çekiniyoruz yani? Söylersin basın danışmanına, daire amirlerine, temizlik işleri müdürüne, bilmem kime. Yazarlar efendim biz şu konuda şunu yaptık, şu konuda şunu yaptık, şu konuda şunu yaptık. Ondan sonra çıkarsın kamerayı bas düğmeye. Efendim Sayın Dalaman halkı biz şunları yaptık, bunları yaptık, şunları yaptık, şunları yaptık, şunları yapmanızı bekliyoruz. Sizin yardımlarınızı bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Yani Allah etmesin yani yarın bir gün başımıza bir iş gelse hepimizin eşi, dostu, arkadaşı yani. Bilgilendirmekte fayda var. Bunlar olağanüstü dönemler. Olağanüstü dönemlerde bazı şeyler göz ardı edilir. Bazı şeyler önemsenmez. Dünde kalanlar ya da yarın olacaklar önemsenmez. Bu anı yaşayıp bu anı çözmemiz lazım. Bu işi atlatmamız lazım. Bununla ilgili birlikte hep birlikte çalışmamız lazım. Çünkü bu virüs ne siyasetçi, ne sağcı, ne solcu, ne bilmem muhafazakar, ne AK Partili, ne CHP'li, ne İYİ Partili, ne MHP'li dinlemiyor. Bunun öyle bir konsepti yok. Bu tehlike hepimiz için geçerli. Onun için ben kanaat önderlerini, yöneticileri, bürokratları biraz daha halka enforme etme konusunda biraz daha çabaya davet ediyorum. Ben Dalaman TV olarak, dalamantv.com editörü olarak, Dalaman TV YouTube kanalı olarak bunların her türlü duyurularını, bilgilerini yayınlamaya hazırım. Bu konuyla ilgili bu ufak tefek böyle notlarımız falan olduğu sürece devam edeceğim. Halkı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bir büyük sıkıntı da bazı arkadaşlar ev hayatına alışık değil. Okuyor oynayamadılar kaç gündür. Çok büyük sıkıntı var. Allah onlara da kolaylık versin diyorum ben. İnşallah bu virüs olayını en kısa zamanda atlatırız. Çoluk çocuk sağlıklı bir güzel bir 2020 yazı yaşarız diye düşünüyorum. Çünkü yazla ilgili çok önemli hayallerimiz vardı. İnşallah bu hayallerimiz biraz gecikmeli de olsa hep birlikte yaşarız. Sağlıklı günler dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar.